Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yalancı kalamar tarifi vereceğim. Yarım kilo tavuk göğsüm var. Onları şimdi doğrayacağım. Çok kalın olanları ortadan ikiye kesin. Benimki şöyle biraz kalın. Ortadan ikiye keseceğim onu. Yağlı kısımlarını çıkartıyorum. Uzunlamasına parmak kalınlığında kesiyorum. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Bu şekilde hepsini kesiyorum. Şimdi sosumu hazırlıyorum. Büyük bir kaba 5 yemek kaşığı un koyuyorum. İçerisine baharatlarımızı ilave edelim. Yarım tatlı kaşığı tuz. İstediğiniz miktarda ilave edebilirsiniz. Bir çay kaşığı köri. Bir çay kaşığı pul biber. Daha fazla veya daha az ilave edebilirsiniz. Tercih sizin. Karabiber ilave ediyorum. Bir çay kaşığı da kekik ilave ediyorum. Güzelce karıştıralım. Şimdi içerisine bir adet yumurta kırıyorum. Bir çay kaşığı karbonat. Dolu dolu da olmasın. Şöyle unuma ilave ediyorum. Bir diş sarımsağımı da rendeliyorum. Güzel bir terbiye hazırlamış oluyoruz tavuklarımıza. Şimdi son malzememi ilave ediyorum. Bir şişe maden suyumu yavaş yavaş ilave edip güzel bir sos hazırlıyoruz. Hızlıca karıştırın. Baharatlar çok güzel kokuyor. Sosum çok güzel oldu. İyice karıştırdım. Şimdi tavuklarımı ilave edeceğim. İyice karıştıralım. Şimdi 1 saat bu sosta bekleteceğim. Eğer vaktiniz varsa daha uzun süre bekletebilirsiniz. Ben şimdi streçle ağzını kapatıp 1 saat dinlenmeye bırakıyorum. Tavuk göğsünü sosumla beraber 1 saat dolapta beklettim. Şimdi artık yağda kızartabiliriz. Tavamıza bol miktarda sıvı yağ koyduk ve kızdırdık. Olmuş mu bir bakalım şimdi. Bir parça alıp koyuyorum. Evet, yağımız kızmış. Tavuk göğüslerini şimdi teker teker koyalım. Tavuk göğsümü koydum. Şimdi önlü arkalı güzelce kızartıyoruz. Ben şimdi pişenleri çeviriyorum. Çok güzel bir şekilde kızardılar. Pişenleri kağıt havluya alıyorum. Fazla yağını çekmesi için. Çıtır çıtır çok güzel oldular. Yalancı kalamarlarım servise hazır. Muhteşem oldu. Şimdi size içini de göstermek istiyorum. Dışı kıtır, içi yumuşacık oluyor. Gördüğünüz gibi içi yumuşacık. Çok lezzetli oluyor. Ben şimdi bunun yanına pilav ve patates kızartması yaptım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Deneyin, denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.